Sağ ol. Afiyet olsun. Kızım, şş, kızım. Ne dolaşıp duruyorsun orada? Gel otur, gel. Gel, gel, otur, gel. Yengesinle çarşıya çıkacaklar ya. Çıksınlar o zaman, ne bekliyorlar? Feride'yi bekliyorlar. Kaç sefer söyledim şu Tahir'e, dinletemedim. Yine o Yüksel'in dükkanına gidecekler değil mi? Çocuk ucuz veriyor, hem akrabamız. Ben gidiyorum Tahir'in yanına. Gene gidip çocukların huzurunu kaçırma. Bana bak, senin dilin gene uzadı ha. Bazen böyle çocukların yanında da yapıyorsun ara sıra. Ayağını denk al ona göre. Hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk abi. Nasıl geçti? İyi geçti. Nasıl, nişanlın iyi mi? İyi. Ben şöyle bir bakayım abi. Tamam. Ana, babam gene neye kızdı öyle? Onun kızmadığı gün mü var kızım? Öyle valla. Biz şimdi çıkarken Tahir'e de uğrayacağız. Bir şey istiyor mu ona? Baban da ona uğrayacağımı söyledi. Bence siz uğramayın. Babana bir şey diyemiyor ama başında kalabalık istemiyor. Bilmem mi? Şimdi altın günü için küçük altın alacaktı. Tahir'e uğramazsak nasıl alırız? Sonra alırsın. Daha 3 gün var. Feride de geldi. Hadi kalk, gidiyoruz. Hoş geldin. Hadi hazır mısınız? Hemen çıkalım. Hazırız, hazırız. Hadi. Hadi kalın, sağ ol. Hadi güle güle. Hadi güle güle gidelim. Tahir'in yanına gidiyorum. Arayan sorun olursa gelmeyecek dersin. Tamam. Ne oldu? Hayırdır? Geri mi gidiyorsun? Şeye gidiyordum. Bir yere uğrayacağım. Ondan sonra da Tahir'in yanına gidecektim. Biz de Nurcan'a ayakkabı bakmaya gelmiştik. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nurcan Hanım. Ne içeriz? Yok yok, biz bir şey içmeyiz. Daha gidecek çok yerlerimiz var. Öyle mi? Buyurun efendim. Ne model istersiniz? Nasıl istersiniz? Buyurun. Buyurun. Efendim, buyurun efendim, buyurun Nurcan Hanım, buyurun, şöyle buyurun, şöyle oturun. Evet, önce ayakkabınızı bir çıkaralım. Tamam, şimdi ayakkabılara bakalım. Efendim, şu ayakkabıya bir bakalım. Nasıl oldu? Beğenmedin? Tamam, başka model bakalım. Evet. Başka? Şunu mu beğendin? Tamam, bu tam sana göre. Bunları mı beğendin? Evet, bunlar genç için, tamam mı? Hem sana da çok yakıştı. Canım iyi güzel, hoş da şimdi babam ne der böyle yüksek topuklu falan? Ya aman ya, bir şey derse bunların kısa topukluları var. Getirirsiniz, değiştiririz. Tamam mı? Hadi öyle olsun. Tamam, bunu beğendin değil mi? Hadi bakalım. Şunu çıkaralım. Şunları kutusuna koysana. Tamam. Kim o araya? Senin abinin problemleri. O iş hallolmadı mı hala? Adam çok faiz istiyor. Bu konuyu gidelim de Tahir'le konuşacağım ben. Aman bir de onun başını falan belaya sokma. Yok yok, bir şey olmaz. Hallederse bir de halleder, tamam mı? Güle güle kullan. Ben gidiyorum. Hadi arayan sorun olursa? Arayan sorun olursa Tahir'in orada dersin. Tamam abi. Tamam mı? Hadi. Tamam. Hadi biz de çıkar çabuk. Hadi vay. Selam olsun. Aleykümselam baba, hoş geldin. Geçin. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin işiniz yok mu? Hadi işinize bakın.
Bana bak, bu yaz şu üst katın işini bitirelim. Bitirelim de kredi çekmeden zor baba. Ben o kredi işine karşıyım. Hem bunca eş dost varken ne diye kredi çekeceğiz ki? Baba ben bulacaktım, Yüksel'den alacaktım, müsaade etmedin. Hele Yüksel'e gıcık oluyorum ha, ondan borç morç alınmaz oğlum. Peki nasıl olacak? Bakarız, sen hele bir çay söyle şuradan bana. Fatih iki çay versene bize. Zaten başlıktan vazgeçirmek için. Ya ne başlığı be baba, hangi devirde yaşıyoruz gözünü seveyim ya. Oğlum töremizde var, töremizde. Hem seni eve verirken az şeyler gelmedi başımıza. Selamun aleyküm dayı. Ne haber dayı? İyidir. Eyvallah. Çay baba. İç. Nereye baba? Namaz vakti gelmeden. Daha bir saat var ya. Daha erkenden gideyim, benim zaten bir işim vardı. Hey, geç. Otur Yüksel. Nasıl Tahir, işler nasıl? Vallahi gördüğün gibi işte, koşturup duruyoruz. Hiç sana kısmetmiş. Merhaba, Yüksel'e bakmıştım ben. Yüksel Bey'in bir işi vardı, çıktı. Ne zaman gelsen bir iş çıkıyor, nereye gittin? Ya bilemiyorum ama Tahir Bey'in çay bahçesinde olabilir. Demek kadın iyice sardı sana ha? Ya sorma be Tahir. Bizimkiler geldiğinde telefon çalmaz mı? Ne yapacağımı şaşırdım. Çıldıracaktım vallahi ya. Ya oğlum bak, bir gün senin var ya başın belaya girecek ha. Çok haklısın Tahir. Ama durumu sen biliyorsun ya. Ya biliyoruz da Salih, bir gelsene. Biliyorum da bence dikkatli ol yani. Vallahi dikkatli olacağız abi. Bir gün kurtulamayacaksın. Efendim abi? Şu spotçu var ya, beyaz eşyacı. Git ona da bak, ne istiyorsan fiyat al. Şey, Naylan'la mı? Oğlum bırak şimdi nişanlını ya. Sen fiyat al, sonra nişanlına bakarsınız. Nişanlın mı? Sakın yüz vermeyeceksin ha. Biliyor kendi de. Yengen bize geldiğinde nasıldı? Babasının evinden geldi. Buzdolabını buzdan yapılma bir şey zannediyor. Abi kadın içinde nasıl tek kapılıyı beğenmiyor? No frost. Yüz vermeyeceksin. Tamam, görüşürüz. Hadi, hadi bakalım. Güle güle. Nurcangil gelmedi mi abi? Daha gidelim, ne kadar olmuş ki? Akşama yemeğe gelirler inşallah. Şu Yüksel de amma suratsız adammış ya. Gene ne oldu? Ne olacak? Tam Tahir'le Salih'in düğün işini konuşuyorduk, geldi soktu burnunu birden. İyi diyorsun da, o da yakınımız. Bizim akrabamız, bizim kanımız. Yahu kanı batsın oğlum be, nereden akrabamız, nereden kanımız? Onun babasının yüzünden topraklarımızı terk etmedik mi biz sanki? Aman yine eski defterleri karıştırma. Hem... Neyse işte. Hem o kadar da acelemiz yok. Acelemiz yok. Yumurta kapıya dayandı mı? Tövbe tövbe. Su getir bana şuradan hadi. Allah kahretsin ya. Oğlum açık konuşsana şunla. Yahu rezil olmaktan korkuyorum abicim. Biliyorsun kadın paranın peşinde. Bir de acıyorum da ya. Yoksa... Bırak şimdi onu bunu da bak, son kez yardım ederim. Bir daha bu konuda bir bardak su alamazsın benden. Bana bu babalığı yapar mısın be abim be? Vallahi sana kuş sütü, aslan sütü, ana geliyor. Bana bak, ben ne dersem konuşma, tamam mı? Tamam. Kes. Tamam. Oğlum bak, babanın hatırı olmasa ben yapacağım. Buyurun bayan. Evet.
Bak bir daha beni kızdırırsan alırsın kuyruğunu bacaklarının arasına, gidersin memleketine. Vallahi bir daha yapmayacağım abi. Bana sorarsanız onun hiçbir sözüne inanmıyorum. Bu adam var ya, bu adam. Buna adam demeye dilim varmıyor ama mecburen söylüyorum. Bu adama ben ne kıyaklar yaptım. Abi biraz konuşalım abi. Hemen kaybol. Peki dayı. Kaybol. Peki. Buyurun bayan. Buna da mağazanın sahibi olduğunu söylemişti. Bak ya, adama kredi kartı bile çıkarttırdım. Ne güzellikler yaptım ama anlamıyor kardeşim. İyi ki buraya gelip onun gerçek yüzünü görmüş. Ben sizi tanıdığıma çok seviyorum. Ben de. Pardon, isminiz? Muazzez. Muazzez, ne güzel isim. Gözleriniz de çok güzel. Teşekkür ederim. Ay içim yandı vallahi. Şuradan bir gazoz alalım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir litrelik gazoz alacaktım. Soğuk tamam olsun. Efendim, peki. Hüseyin efendi, evlenecek kız arıyordun. Ne oldu o iş? Hayırlısıysa, kısmet olursa inşallah. Parayı almayacak mısın? Alırız efendim. Buyurun. Bir poşet ver de şunu koyalım bari. Tamam efendim. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Güle güle efendim. Bana bak. Biraz sonra senin elemanı mahalleden emekliye ayırıyorlar. Bu kadar kolay mı ya? Tamam dedik ki oğlum, kolay tabii. Az sonra tekrar masaya gel. Bir şey söyleyeceğim ben. Ben sana aynalı bir fırça çekeyim. Ondan sonra uza git, bir daha da gelme, tamam mı? Tamam. Nerede kalmıştık? Hay Allah. Ya içecek bir şey de söylemedin. Kusura bakma. Ne alırdın? Çay içeyim. Soğuk bir şey al. Tamam, kola içeyim. Kola, tamam. Oğlum bir kola bir çay. Teyze bak, sana soğuk gazoz getirdik. Bizim bana az. Hadi şunu hazırla diyeceğim. Okuyor musun? O kadar genç mi gösteriyorum? O kadar genç ve güzel gösteriyorsunuz ki. İnanın harika bir kadınsınız. Bakın Tahir Bey, bu konuyu biraz konuşsaydık. Yüksel, sen hala burada mısın? Kaybol. Peki Tahir Bey. Kaybol. Sanki bana nikahlı karısıymışım biz abi. Neyse, bırakalım onu. İnanın çok genç bir... Pardon. Efendim. Allah Allah ya, bir hesabımı yapamıyorsunuz. Tamam tamam. Tamam, geliyorum geliyorum, hadi. Bankadan arıyorlar da gitmem lazım. Ben de kalkacaktım zaten. Yo yo, siz kolanızı için. Sık sık gelirsiniz değil mi artık? Gelirim tabii. Tamam, hoşça kal. Ne oldu abi, gidiyor musun? Gidiyorum ben. Bayan misafirimizdir, tamam mı? Ben iletişim. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Zeynep'tir herhalde, ben aç. Hayırlısıyla Salih'in düğün gününe de karar vermişsiniz teyze. Kısmet, hayırlısı olsun. Oo, benim torunum gelmiş, hoş geldin. Nasıl bugün dersler, iyi geçti mi? İyi geçti dedi, çok. Aferin, aferin. Karnın acıktı mı kızım? Yok, karnım acıktı. Daha yemek zamanı da çok var. Verin şu benim gazozu içsin çocuk. Al bak. Ah ya sahi. Şu gösterin de şu ayakkabıları bir göreyim. Ver bakayım şunun birini bana. Nasıl ayakkabıymış onlar öyle? Kim beğendi bunları? Ne bunlar böyle? Bu topuğun hali ne?
Hiç değilse düğününde giyerdi abisinin. Sen bizi bayağı sosyete zannettin galiba. E canım hemen kızma. Bir giy kızım göreyim. Bir giy. Ne bunların hali böyle? Ayakkabıdan başka her şeye benziyor. Çıkar onları yarın, değiştirin, görmek istemiyorum. İyice de azıttınız ha. Ya bundan sonra senin lafından dışarı çıkmayacağım. Allah senden razı olsun Tahir'im be. Tamam tamam, şu Salih'in çeyiz işini halledelim de. Halledelim anasını satayım. Parak buyurun hoşçakalın. Hoş bulduk. Bize bir eve ne lazımsa ona göre bir liste yap. Peşin bir vadeli listesin abi. Ya sen yap da bakarız sonra. Tamam abi. Yaz işte ben... buzdolabı yaz, çamaşır makinesi, fırın yaz. Tamam hepsini abi, yaz. Ben listeyi çıkarttım. Tamam. Oğlum öyle sadıç olmak kolay değil. Hamama giren teller arkadaşım. Yaz abicim yaz. Ne oldu acaba? Bilmem ki. Ya üşüttü mü yoksa? Kızım, miden mi karnın mı ağrıyor? Sabah kahvaltı yapmadı belki ondandır. Her zaman da söylüyorum, son günlerde de hiçbir şey yemiyor. Kızım, git uzan biraz. Hadi yavrum. Hadi canım. Gel ben sana yardım. Anne benim karnım aç. Zaten birazdan yukarı çıkacağız, hem üstünü de değiştireceğiz. Ya oturun kızım. Sen git de biraz mutfakta bir şeyler atıştır. Koca kız oldun. Hadi bakalım. Ya şu son günlerde de baban çok aksileşti. Başka model yok muydu? Ne yapalım anacığım işte. Nurcan beğendi. Nurcan'da bir gariplik vardı. Sık sık midesi bulanıyordu. Başı dönüyordu. Midesini üşüttüğünü falan düşündük. Son zamanlarda pek iyi de yemiyormuş. Belki de ondandır dedik. Meğer durum bizim düşündüğümüzden çok farklıymış. Aslında benim aklıma da gelmişti öyle bir durum olabileceği. Ama yine de pek konduramamıştım. Abisinin düğününde ayakkabı beğenmişti. Onu aldık. Ama kayınpederim uzun topuklu olduğu için azarladı bizi. Ve değiştirin dedi. Ona da üzülmüştü. Tahir? Ha. Sen misin? Ben. Neredesin ya? Babam bugün kaç kere seni sordu? Ya sorsun. Arkadaşlarla içtik biraz. Babam şey için aramıştır. Hı. Biraderi alışveriş yaptık bugün biraz. Birkaç parça bir şey kaldı düğün için. Bu arada Nurcan durumu da kötü. Nasıl yani? Ne bileyim böyle birkaç gündür tuhaf. Hasta mı ne, midesini mi üşütmüş anlamadım. Ne giyemiyorsun sen ya? Canım biz de bir şey anlamadık zaten. Ha. Siz anlamadınız profesörler, ben anlayacağım. Bak şurada senle ciddi ciddi bir laf ediyorum ha. Bana öyle geliyor ki bizim bu Nurcan hamile. Hamile mi? Hı. Ya içkiyi ben içtim, sen saçmalamaya başladın. Kızım, kızcağız evden çıkmıyor ya. Bakkaldan eve, evden bakkala, sevgilisi bile yok ya. Ne bileyim, umarım önemli bir şey yoktur. Hadi kalk uyuyalım, ne yapıyorsun burada böyle? Ha, uyuyacak hal bıraktın şimdi de. Allah Allah. Hadi yat. Boş yere endişe ediyorsun. Ya nereye, var mı başka bir yere gidiyor mu kız? Yok. Bakkal ev. Bakkal ev. Yani. Allah Allah.
Bakkala. Ben de sofrayı kurayım. Tamam. Hadi yavrum. Tahir. Hadi kalk, saat 8'e geliyor. Ya uyumadım ki kalkayım ya. Uf, sabaha kadar aşağıdan öğürtüler geldi ya. Zeynep'i okula gönderdiğimde de banyodan bir sürü sesler geliyordu. Ne olacak bu Nurcan'ın hali böyle? Hı. Düğün üstü vallahi bile başımıza gelene bak ya. Hadi kalk, yüzünü yıka, kahvaltıya ineceğiz. Bak Nurcan, annem yatalak. Benim durumumu da biliyorsun. Eğer benimle evlenirsen korkmana gerek yok. Seni ömrünün sonuna kadar mutlu edeceğim. Kolay gelsin. Buyurun, ne istiyorsunuz? Peki. Siz misiniz? Nurcan da gitmişti. Nerede Nurcan? Nurcan bakkala gitti, ekmek alacak. Geciktiyse gidin bakayım. Yok yok, gelir şimdi. Sen içeri gir. Gel kızım, sen de bana yardım et. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye? Salona bakmaya gidiyorum. Baba kahvaltı etmeyeceksin mi? Ben sabah erkenden yaptım o işi. Hadi görüşürüz. Tamam hoşça, görüşürüz, güle güle. Karnın nasıl oldu? İyileşti mi, geçti mi? O ayakkabıları bugün değiştirin. Ayakkabıları aldıklarınızı. Bugün değiştirin. Hadi bakayım. Nurcan bir gel bakayım. Bak, bugünlerde kaytarmaya başladın ha. Kızım neyin var senin? Hı? Neyi var bunun? Bugün sabaha kadar uyumadı. Çarşıya çıktığınızda bir doktora götür. Ben onu götürürüm. Sen altın için para bırakmayı unutma. Tamam. Ne istiyorsun Nurcan? Nurcan uyutmadı ki sabahını. Aa, ben hiç duymadım. Ya da sen de öyle boğuluyordun ki. Hadi lan, sen kendi horlamanı duymuyorsun. Sana bir soru Nurcan. Abi hoş geldin. Sadı iç diyeceksin oğlum, sadı iç. Abin nerede? Şimdi gelmek üzere. Hadi sen bana bir çay yap. Tamam. Hadi. Hadi. Ha o da geliyor. İki tane çay oldu, iki tane. Tamam abi. Merhaba, ne haber Tahir? İyidir. Ne o ya, akşam uyumadın mı sen? Nurcan, ayakkabılarını getir, çıkacağız birazdan. Hadi. Bu kız başımıza ne işler açtı Allah'ım. Bence bu işin altında bakkalın parmağı var. Bakkal mı? Bu sabah da ekmek almaya gidince bayağı bir gecikti. Hele bir doktora götürelim, o zaman anlaşılır ne olacak. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkmaz. İnşallah kızım. Evde de geldi. Hazır mısınız? Nurcan da gelsin, çıkarsın. Nurcan'ın da bulantıları iyice arttı. Hoş geldin kızım. Teyze. Ya ben şeyden şüpheleniyorum. Ne yapacağımı şaşırdım iyice. Bugün bakkalda da bir sürü oyalanmış ya.
Ben de zaten bakkaldan şüpheleniyorum. Hele bir doktora gidek de anlarız. Kendisine hiçbir şey sormadın mı? Canım bilmiyor musun oyunu? Nuh diyor, peygamber demiyor. İnadım inat. Geldi. Hadi çık hadi çık. Hadi üzme kendini sen de tamam mı? Sağ ol. Ne o ya? Seni tanımasam bana tavır aldığını zannedeceğim. Ya uykusuzum, başım ağrıyor. Pek uykusuzluk haline benzemiyor bu. Ya Yüksel uzat bana. Tamam tamam. Ben biraz daha burada oturursam beni döveceksin sen. Hadi en iyisi ben gideyim. Bana bak. Öğleden sonra gel, tamam mı? Tamam. Salih hadi eyvallah. Ya gidiyor musun abi? Gidiyorum abi. 5 dakika daha oturursam patronum beni dövecek. Hadi görüşürüz. Bana bak Ali nerede? Tost ekmeği alınacaktı. Belki oraya gitmiştir. Şöyle topuksuz bir şeyler olsun. Tamam siz buyurun oturun. Yenge bak şöyle iki modelimiz var. 38 miydi? 38 tamam o zaman. Şuna bakalım. Kısa topuklu bir model. Güzel güzel. Güzel değil mi? İyidir. Oo günaydın bayanlar. Hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin. Sabahtan beri telefonla ulaşılamıyor. Sabah açmayı unutmuşum. Ne o? Hayrola? Baskın mı var? Nurcan'ın ayakkabılarını değiştirmeye geldik. Babam beğenmedi. Ya. Çok topukluymuş. Allah Allah. Ne var beğenmeyecek? Ver. Efendim. Biz kuyumcuya gidecektik. Aa doğru gidelim. Söylüyorsun. Hadi. Hadi. Sen ayakkabılara güle. Bak. Hadi görüşürüz. Ne? Çay içer misin prenses? Efendim? Bize çay söyler misin? Tamam abi. Hadi bakalım şimdi ayakkabımızı deneyelim. Nasıl? Bunun modeli çok güzel değil mi? Yakıştı mı sana? Nasıl? Ver ayağını. Aa olur mu? Nasıl? Çok güzel değil mi ayakkabı? Beğendin mi? Ama bunlar şimdi bu senenin son modası. Bak ne kadar güzel yakıştı gördün mü? Ayağın. Abi bir demli bir açık şey yapar mısın ya? Tamam hadi. Hazır. Hayrola. Hayrola ne düşünüyorsun Tahir? Ha, yok bir şey baba. Ya ben salon işini hallettim. Sen ne yaptın? Beyaz eşya işte tamam gibi bir şey. Bir ıvır zıvırlar kaldı. İyi. Nasıl Nurcan beğendin mi? Ne demek beğendi mi? Dükkan onun, dükkan. Siz ne yaptınız? Biz de kumcuya gittik. Hadi bize müsaade, daha çok işimiz var. Peki hadi, güle güle. Hadi. Hadi kolay gelsin. Burada yapılacak tek şey var. O da senin açık açık anlatman. Konuştum zaten baba. Biraz sonra gelecek yine konuşurum. Ha işte geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Hadi siz bakın işinize ben gidiyorum eve. Güle güle baba. Geçin şöyle dikilmeyin hadi otur. Hadi. Annem diyor ki... Bırak şimdi anneni. Sen nasıl istiyorsun onu söyle. Hem seni kaç gündür görmüyorum. Nasılsın? İyi misin? Efendim yenge. Buradaydı, lavaboya gitti. Şimdi gelir. Ha bir saniye yenge, geliyor. Yenge.
Efendim? He. He. Tamam. Tamam, hemen geliyorum ben. Ben eve gidiyorum, akşam erken gelirsiniz, tamam mı? Yok canım, önemli bir şey yok. Doktora gittik, Nurcan'ı muayene ettirdik. Durum korktuğumuz gibi çıktı. Nurcan'ın hamile olduğunu öğrendik. Eve dönüp annesine haber verdik. Kadıncağız düşüp bayıldı. Hemen Tahir'lere haber ulaştırdık. Onlar da koşup geldiler, ortalık karıştı. Kızım, hadi annenle üst kata çıkarız. Daha dön bitirmedim. Orada yaparız, hadi yavrum. Bağlımıza sürülmüş kara bir lekedir. Bu lekeyi ancak kan temizler. Baba, biz memleketten niye geldik? Bu kan davaları yüzünden gelmedik mi? E o ayrı, bu ayrı. Asıl bu işi yapanı, başımıza bu belayı saranı bilmiyoruz. Anan tutturmuş bakkaldır diye. E diyelim ki bakkaldır. Aslı var mı anne bunun? Ne bileyim, canı çıksın. Sabah da ekmek almaya gönderdim. Biliyorsunuz ya, yarım saatte anca geldi. Birkaç kere de asılırken gördüm. E bütün bunlar oluyor. Niye benim haberim olmuyor? Niye bana haber vermiyorsunuz ya? Ne bileyim bey, böyle şeyler başımıza geleceğini. Ya öyle bir şey yaptıysa telafi etmesi de ona düşer. Ama inkar ederse bir hal çaresine bakacağız. Burada dükkanın üzerinde oturuyor. Gidin oğlum, getirin şunu öğrenelim ya. Yatırdım yere, kesecektim. Koydum kalemi kağıdı önüne. Nut diyor, peygamber demiyor. Bir kelime bile yazdıramadım ya. Bana bak. Yürü git bir de sen bakalım dene. Kimmiş bu namussuz, şerefsiz? Öğrenmeye çalış, yürü. Irz düşmanım. Seni ben mi yakalarsam? Kızım, arkanı dönme bana. De bana. Kim yaptı bu kötülüğü? Bak, sana kimse bir şey yapmayacak. Bak, böyle konuşmazsan abilerin de başını yakacaksın. Anne, müsaade etsin. Bak Nurcan, bunların suçlusu sen değilsin. Kendini mahvediyorsun. Bak, annem bakkal diyor. Eğer öyleyse söyle. Hallederiz bu işi. Önemli olan senin mutlu olman kızım. Tahir. Efendim. Bakkalı getirdiler. Tamam, geliyorum anne. Bak, bu iş tatlı tatlı hallolsun istiyorum. Yani birilerinin canı yanacak yoksa. Şu kağıt kalemi al. Kimse bu, yaz buraya, tamam mı? Hadi güzelim.
Konuş lan, anlat hadi, seni dinliyorum çabuk. Vallahi bir şey yapmadım amca, sizin dediğiniz gibi bir şey yapmadım. Kızınızı seviyorum ama şurada beni yatırıp kesseniz yapmadığım bir şey yaptım diyemem. Ama annem öyle demiyor. Ne yaptınız lan bugün yarım saat dükkanda? Onunla evlenmek istediğimi söyledim abi. E madem evlenmek istiyorsun, niye bize gelip söylemiyorsun oğlum? Önce onun fikrini almak istedim. Ulan kaç yaşında lan o çocuk ha? Çocuk ulan hala çocuk! Ya, bak ya. Ulan, eğer yalan söylüyorsan, ona bir şey yaptıysan, bittin oğlum sen, bittin! Tamam mı? Yapmadım abi ben bir şey. Kalk lan, kalk! Yürü! Gözüm görmez. Ne ver bakayım oraya. Dur baba. Yüksel mi yaptırdım sana? Ne yazmış oğlum kağıda söylesene ya? Bu pislik Yüksel'e ait baba. Yüksel'e mi? Evet, artık karar senin. Töreler karar vermiş zaten oğlum. Töreler ne dediyse o olacak. O olacak, anladın mı? Nurcan'ı hamile bırakan kişinin Yüksel abi olduğunu öğrenince hepimiz şok olduk. Herkes çok öfkeli ve çıldırmış gibiydi. Babam, törelerimiz ne emrediyorsa o öyle yapılacak dedi. Bu hem Nurcan'ın hem de Yüksel'in öldürülmesi gerektiği anlamına geliyordu. Ama Nurcan canımız kanımızdı. Nasıl olurdu onun canına kıyabilirdik? Ama sonuçta babam ne emrediyorsa onun sözünden çıkmamız mümkün değildi. İş hatta zorla hızına geçmiş. Anlamıyorum. Yüksel böyle bir şerefsizliği nasıl yapar ya? Hiç mi vicdanı sızlamadı? Ne yapacaksınız şimdi? Ne yapacağız? Babam töre diyor. Töreleri de biliyorsun. Yani şimdi ikisi. Nurcan'ın hiçbir suçu günahı yok ki. Töre ya, töre diyorum sana. Bilmiyor musun? Vallahi babamla sabah bir daha konuşacağım. Of. Benim de aklım karıştı. İşin aslına bakarsan hiç dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Bu iş bitecek. Hadi o iti öldürdük baba. Ya Nurcan? İkisi de bulaşmış oğlum bu işe. İkisinin ölmesi gerekiyor. O bizim kardeşimiz. Tamam da zaten dilsiz. Yarın öbür gün o karnındaki başımıza bela almayacağını malum. Elin adamına kuyruk sallamayacağını nereden biliyorsun? Bak baba, bugüne kadar sana karşı gelmedim. Her şeyine boyun eğdim. Ama bu iş başka. Tamam, senden hiçbir şey istemiyorum o zaman. Kardeşlerin halleder. Bizi yalnız bırakın. Abi bu bizim de davamız. Ya ne diyorsam onu yapın hadi. Baba bak, Salih'in düğününe gün var. Yakma çocuğun başını. Oğlum tamam o zaman, sen de hiçbir şeye karışma. Senin de kurulu bir düzenin var. Bir çocuğun var. Ben hallederim onu. Sen nasıl yaparsın ya? Oğlum bu işte geri dönüş yok. Bu iş bitecek o kadar. Merhaba Serkan. Merhaba. Arayan soranlar mı? Yine bu sabah iki defa aradılar abi. Yine konuşmadı mı yoksa? Aynen öyle. Dur ben bakarım. Babama karşı gelemem ki. İyi de evleneceksin sen bu oğlum. Kader. Kader kader. Kader değil bu ya. Bu ne biliyor musun? Kanlı bir pençe bu tören. İnsanları sarmış, arkadaşı arkadaşa, kardeşi kardeşe vurdurtuyorlar. Babama karşı mı geleceğiz peki? Ya oğlum ben neye karşıyım biliyor musun? Senin mahvolmana karşıyım. Kardeşimin ölmesine karşıyım ben. Peki ne yapacağız abi? Bilmiyorum ya. Ulan Yüksel, Allah belanı versin ben. Abi. Merhaba Tahir, nasılsın kardeşim? Ben de sizin oraya geliyordum. Bana kardeşim deme lan. Ne oldu ya? Ne vuruyorsun? Ne yaptım ben size? Ulan Nurcan'ı nasıl kıydın? Sarhoştum. Şeytana uydum. Şeytana mı? Yapma! Abi yapma! Bana bırak! Şeytana uydum lan! Yolda Yüksel abiyle karşılaştık. Zaten hepimiz çok öfkeliydik ve kavga etmeye başladık. Kaşla göz arasında Ali Yüksel abiyi kapıp fırlattı
ve ardından kurşunları boşalttı. Biz engel olmaya davranamadan adamı öldürüp kaçtı gitti. Tahir abim polisi arayıp durumu bildirdi. Polisler Ali'nin peşine düştüler hemen. Kesin ağlamayı be. Ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi zaten başıma. Ali'den haber var mı? Babamı aramış. Ne dedi baba? Zeko'nun yanında saklanıyormuş. Sen ne ifade verdin? Ya dedim alacak verecek davası. Tahrik var dedim. Ama teslim olması gerekiyormuş. İyi o zaman. Bana bak. Al şu parayı Zeko'nun oraya git Ali'ye ver. Bu söylediklerimi de aynen söyle. Teslim olduğu zaman böyle ifade versin. Tamam mı? Tamam abi. Dikkat et polis takip etmesin ha. Tamam baba. Tamam şimdi o pisliğin temizlenmesi lazım. Baba birkaç gün bekleyelim. Oğlum Ali kaçak zaten. Onun yüzünden katil oldu. O bu evde durduğu müddetçe gidip böyle gırtlağını sıkasım geliyor onun. Ya baba biraz bekleyelim. Hayır oğlum. Demir tavuğunda dövülür. Eğer Salih oğlum yapamam diyorsa... Sen nasıl uygun görürsen baba. Hadi oğlum sen gitsene ya. Hadi. İşi bitir o zaman çabuk. Tahir! Bu iş bitsin artık. Tahir kızma kardeşine. Tamam bu iş bitsin anne. Karışmayın siz ya karışmayın. Kusun diyorum size ya. Yavrum canım getireyim. Ne olur bırakın. Hasan, ben sizin mahalledeki parktayım. Bekliyorum, gel. Bak Nurcan, biraz sonra bir arkadaşım gelecek. Seni alıp götürecek. Bir süre misafir edecek ama ne kadar olur bilemiyorum. Ben sık sık ziyaretine geleceğim senin. Hiç ben seni öldürebilir miyim? Sana kıyabilir miyim ben? Sen benim canımsın, Nurcan'ım. Nurcan, aile meclisinin aldığı kararla Yüksel'le birlikte ölüm cezasına çarptırılmıştı. Aile meclisince alınan karar sonunda kardeşi Nurcan'a tecavüz eden akrabasını öldüren Ali, 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadın sığınma evinde sıvı kimyasal içerek canına kıymak isteyen Nurcan, tedavisi sonrası yeniden sığınma evine teslim edildi. Tahir, kardeşini öldürmeye kıyamadı ve bir arkadaşına emanet edip babasına öldürdüğünü söyledi. Önce Nurcan'ı öldürdüğü düşünülüp tutuklandı ama daha sonra gerçek öğrenildi ve serbest bırakıldı.
Nurcan, abisinin arkadaşının yanında kaldı bir süre. Çocuğunu doğurdu ve daha sonra savcılık talimatıyla kadın sığınma evinde koruma altına alındı. Ailesinin kendisini arayıp sormaması üzerine bunalıma girdi ve intihara kalkıştı. Ama kurtarıldı ve psikolojik tedavi altına alındı. Ali, cinayetten bir süre sonra yakalanıp yargılandı ve 20 yıl hapse mahkum edildi. Şu anda cezaevinde. Yüksel, yaptığı hatanın bedelini hayatıyla ödedi.